Herkese merhabalar. Sıfırdan 8 e hazırlık programımızda bugün de sizlerle Türkçe'de LGS kitapçığını açtığınızda önünüze iki tane soru gelecek arkadaşlar. O da sözcük anlam konusundan gelecek. Çok önemli bir konu, çok gerekli bir konu. Zaten sözcükler cümleleri, cümlelerde paragrafları oluşturuyor. Ve sözcük, cümle ve parça anlam Türkçenin neredeyse 5'te 4'ünü yani 4'te 5'ini oluşur yanlış söylemeyelim. Şimdi isterseniz gelin bu konuya bakalım arkadaşlar. İntromuz girsin, kapağımız burada, intromuz girsin ve ardından da kitaplarımızı açıp dersimize başlayalım. Hadi bakalım. Evet, intromuz girdi. Şimdi sözcük ve sözcük grupları da başlıyoruz. Zaten çok kolay bir konu. Bunu 5. sınıfta, 6'da, 7'de her bir sınıfta gördük. Dolayısıyla şimdi de güzel bir şekilde tekrar edeceğiz. Şimdi arkadaşlar mesela düşmek sözcüğünün, farklı farklı anlamları var. Biz buna çok anlamlı diyoruz. Mesela şöyle hatta bunun şöyle rengini de değiştirelim şöyle e, maviş yapalım. Bak. düşmüştü diyor ya burada arkadaşlar şöyle kaleme geçelim. Düşmüştü diyor. Burada tongucun gölgesi önüne vurmuş demek istiyor. Tongucun gölgesi önüne yansımıştı ...değmişti demek istiyor. Peki hocam biz bir kelimenin hangi anlamda kullanıldığını sınavda sorularda çıkarsa nasıl yapacağız? Yerine koyma yöntemini yapacaksınız arkadaşlar. Bakın buraya yazıyorum. Yerine koy. Yani yerine o kelimeyi koyacaksın bitecek. Mesela yağmak kelimesini hop buraya koyacaksın. Erzurum'a yılın ilk karı yağmıştı. Bu kadar basit. Yani düşmüştü. Çocuk ağaçtan aşağı indi. Kolu incindi. Ama burada ne diyor? Tutunduğu yerden dengesini nitirerek aşağı indi. Ha. Tabi burada bazen uzun bir ifade olursa buraya koyamazsınız ama buraya anlamca oturduğunda görürsünüz. Biraz aşağı inelim kitabımızda. Yeni aldığı kitabın üzerine çok ilgi ve sevgi gösterdi. Yani yine aldık kitaba çok ilgi gösterdi. Bu da olur. Bu tablo salona çok iyi yakıştı. Bak bu da oturdu. Yeni aldığı arabanın değeri azaldı. Bak değeri düştü azaldı. Gördüğünüz gibi yerine koyma yöntemiyle bunları rahat rahat yapabiliyoruz. Şimdi sağ tarafta sorularımız var. Siz onları çözeceksiniz ama biz hemen diğer sayfaya geçelim. Kolay bir konu bu zaten. Hızlı hızlı gideceğiz. Ben Furkan Taha Yeşilyurt. LGS Türkiye birincisi oldum ve Robert Koleji'ne gideceğim. Peki LGS hazırlık sürecinde sen nasıl hazırlandın? Ben sadece Tonguç dershaneye gittim. Ne özel ders aldım ne de gerçek bir dershaneye gittim. Okuldan zaten 5'e kadar sürüyordu. 5'ten sonra da geliyordum. Tonguç dershaneden denemelerimi çözüyordum. Konulara bakıyordum. Sonra uyuyordum. Burada Tonguç her zaman gibi gene konuyu yanlış anlamış diyor ki bütün kadınlar çiçeğe bayılır diyor. Buradaki bayılmak mecaz anlamda yoksa kimseye yere düşüp bayılmıyor. Yani çok hoşlanmak anlamında. Şimdi aşağı inelim. Gerçek anlam bir kelimenin aklımıza gelen ilk anlamıdır. Elma ağacın dalından koptu dediğimizde herhangi bir yerinden ayrılmak bakalım. Elma ağacın dalından ayrıldı diyebiliyoruz. Bak yerine koyma yöntemi oldu. Bu gerçek anlam. Yani bir kelimenin aklımıza gelen ilk anlamı. Mecaz anlam ise gerçek anlamdan tamamen farklı bir anlam. Kitapla dolu çantayı taşımaktan belim koptu. Allah korusun, beli kopmuyor herhalde. Burada belim çok ağırdı demek istiyor. Mecazi bir anlam var. Terim anlamı ise arkadaşlar bilim, sanat ve meslek dallarında özel anlamı olan sözcüklerdir. Zamir bir Türkçe terimi. Üçgen bir geometri terimi. Sahne bir tiyatro terimi. Nota bir müzik terimi. Ova bir coğrafya terimi, meridyen bir coğrafya terimi. Veyahut da e, işte tiyatroda, fizikte, resimde, müzikte geçen bu kelimeleri oradaki anlamıyla kullanmamız lazım. Mesela ay dünyanın uydusudur dediğimizde bir coğrafya terim oluyor ama seni dünyalar kadar seviyorum dersen o bir terim olmuyor. Şimdi nitel anlam sayılamayan özellik yani nasıl sorusuna cevap veren ifadeler. Nasıl adam iyi adam. Nasıl ev kaliteli ev. Nasıl ev sağlam ev gibi. Nicel anlam ise ölçülebilen özellik. Yani ne kadar sorusuna cevap veriyor arkadaşlar. Nicelik bilir. Hani deriz ya nice nice yıllara. Onun gibi. Üç adam çok söz, az iş, birkaç el, uzun bina dediğimizde bu nicel olmuş oluyor. Geniş ev dediğimizde, bakın geniş ev dediğimizde bu nicel oluyor. Ama geniş adam dediğimizde bu nitel oluyor. Niye? Adamın genişliği derken metrekare genişliğinden bahsetmiyoruz. Yansıma sözcüklerde doğada duyduğumuz seslerin yazıya aktarılması. Şırıl şırıl, miyav miyav diyor mesela kedi. Kedi miyavladı dediğimizde veya top patladı dediğimizde veya da babam horluyor dediğimizde bunlar. Bunlar hep yansıma sözcük oluyor. Şimdi aşağıya bakalım. Demiş ki miyav hocam bu ne? Her kafadan bir ses çıkıyor. Ü ü. Yansıma onlar demiş hocamız. Evet gerçekten kolay bir konu bu da. Sorularımızı çözüyoruz. Son sayfamıza geldik. Güzel güzel ilerliyoruz ve bu dersimizi bitiriyoruz. Şimdi gelmek sözcüğünün zıttı nedir diye soruyor hoca. Tonguç da gelmemek diyor. Burada hata var. Bu nedir arkadaşlar? Zıttı değil olumsuzu. Hayır Tonguç bir kelimenin olumsuzu onun zıttı değildir. Gelmek sözcüğünün zıttı gitmektir diyor Şimdi burayı anlamamız lazım. Yani sevmek kelimesinin zıttı sevmemek değil, nefret etmektir. Sevmek kelimesinin olumsuzu sevmemektir. Arkadaşlar, videonuzu balla bölüyorum ama size çok güzel bir haberim var. 0'dan 8'e hazırlık setine sahip olan arkadaşlarımız Tonguç Dershanede %25 indirim hakkı kazanıyor. İndirime ulaşmak da çok kolay. Setin arkasında bulunan bu bölümü kazıdığınızda bir koda ulaşıyorsunuz. Bu kodu Tonguç Dershanede ödeme adımlarında indirim kodu yazan yere girerek Tonguç Dershanede %25 indirimin sahibi oluyorsunuz. Hepinize iyi dersler. Hemen aşağı inelim. Sessiz ses sözcüklerimiz var. Yazılışları aynı. Anlamı tamamen farklı olan sözcükler. Bin yıldır ata bilmiyoruz dediğimizde bin bir sayı olan bin var. 500 çarpı iki. Bir de binmek var. Mesela ne diyelim mesela e, çay sözcüğü. Bir içtiğimiz çay var. Bir de ırmak olan çay var. Zıt anlam ise diğer adıyla karşı anlam. Anlam bakımından aynı varlığın zıt. Yani bunun karşıt kelimesine görebilirsiniz arkadaşlar. Karşıt özellikle ifade ediyor. İyi, kötü, uzun, kısa, az, çok, güzel, çirkin gibi. Eş anlam ise yazılışları farklı anlamları aynı olan sözcüklerdir. Delil ve kanıt yazılışları farklı ama anlamları aynı. Dil ve lisan yazılışları farklı anlamları aynı. İleti mesaj, akıl us. Hani uslu oturun diyor ya akıllı oturun demek istiyor yani. İkileme de anlamı güçlendirmek için aynı kelimenin tekrarlanması ya da yakın karşı anlam sözlerin yan yana kullanılması. Bir bir, açık açık, şırıl şırıl. Bak burada yansıma sözcükleri kullanmış. Saçma sapan, aşağı yukarı iyi kötü tek tek bunların her biri birer ikilem oluyor. Aşağıdaki esprimize de bakalım. Söyle bakalım Tonguç öğrenci kelimesinin eş anlamlısı nedir demiş. <laughs> amele demiş. Hayır eladım öğrenci kelimesinin eş anlamlısı talebedir. Burada tabi amele de kötü bir şey değil. Amele amel etmekten geliyor. Yani çalışıyor gayret gösteriyor. Sizler de talebesiniz talep ediyorsunuz. LGS'de başarılı olmayı talep ediyorsunuz istiyorsunuz. Bizler de sizlere sıfırdan sekize kampında bu konuları güzel güzel gösterdik. Bu konuya alakalı yapmanız gereken en önemli şey arkadaşlar bol bol soru çözmek. LGS'de en az iki soru geliyor. Altı çizili söz anlatılmak istenen nedir şeklinde geliyor. Dolayısıyla LGS'e çıkmış örnek sorulara mutlaka bakın. Çıkmış soruları iyice inceleyin. Milliyetin Bakanlığı kazanım değerlendirme testlerine bakın. Sıfırdan sekize kitabımızda da bununla alakalı sorularımızı zaten çözüyorsunuz. Hadi bakalım şimdiden hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. <laughs>